Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Faruk Öz. Bu videoda Makefile anlatacağım. Makefile'i anlatmak için önce bir klasör oluşturalım. CD desktop ile masa üstüne geldim. Makedir, Makefile ders isminde bir klasör oluşturdum. Makefile dersin içine girdik. Şu an içi boş. Şurada klasörümüz. Bunun içine Vim kullanarak Makefile isminde bir dosya oluşturacağız. Makefile'ın make'in m'si büyük, file'ın f'si küçük olacak şekilde yazmamız gerekiyor. Genelde en standart kullanım bu şekildedir. Şimdi Makefile'ımızda değişkenler var. Mesela bir değişken oluşturalım. ASD isminde bir değişken oluşturduk. İçinde de mesela merhaba yazsın. Şimdi bir fonksiyon oluşturalım. Makefile'de her zaman ilk fonksiyon çalışır. Mesela fonksiyon isminde bir fonksiyon oluşturalım. İsmi fonksiyon olmak zorunda değil. Mesela u isminde bir fonksiyon oluşturduk. İki noktayla bunun fonksiyon olduğunu belirttik. Sonra Enter tuşuna bastım ve alt satıra geçtim. Şu alt bölümde tab olması gerekiyor. Boşluk yaparsanız kodunuz çalışmaz. Tab olması lazım. Buraya da mesela echo ile merhaba yazdırabiliriz. Ama hazır değişkenimiz varken yanlış yazmışız şurayı bir de. Merhaba. Bu şekilde kullanmak yerine değişkenimizi de yazabiliriz. Şu şekilde kullanabiliriz. ASD değişkenini. Onun içinde de merhaba vardı. Yani make dedik. Gördüğünüz gibi echo dedi. Merhaba komutu çalıştı. Çıktı olarak merhaba verdi ve program bitti. Yani make file'ımız sonlandı. Burada echo komutunun gözükmesini istemiyorsak başına et işareti koyabiliriz. Şu an gördüğünüz gibi sadece merhaba çıktısını verdi. Echo merhaba gözükmedi. Mesela bir programımız var diyelim. Main.c içinde de int main işte basit bir komut yazalım ve bunu derleyelim. Gcc main.c ile derledik. Nine mi yazmışız? Onu düzeltelim. .c gcc main.c dedik ve gördüğünüz gibi derledi. Bu komutu makefile'ın içinde de yazabiliriz. Hemen vim makefile diyelim. Mesela bunun için başka bir fonksiyon kullanabiliriz. İlk başta şuraya merhaba değil de bitti yazsın mesela. Ve burada da bizim girdi dosyamız. Yani main.c. Bu sol tarafta olacak. Main.c. Bizim çıktı dosyamız a.out olacak. İki nokta üst üste dedim. Ve girdi dosyasını da sağına yazdım. Ve çalışacak komutumuzu da tab koyarak başına ekleyelim. Main.c şeklinde ekledik. Hemen make diyelim bakalım. Gördüğünüz gibi bitti dedi. Dosyaları silelim. Yıldız nokta remove a nokta out diyelim. Ve make diyelim. Şu an komutu çalıştırmadı. Niye? Çünkü her zaman ilk fonksiyonumuz çalışır.
Eğer şu fonksiyonu silseydik, şöyle yorum satırı yapsaydık. Sharp işareti bu arada yorum satırı demek makefile'da. Şöyle şunu da yorum satırı yapalım. Bakın bizim ilk fonksiyonu onu gördüğü için, hani bunları görmeyecek yorum satırı oldukları için. Bunu gördüğü için bunu çalıştırdı. Ama buraya a.out dosyası yazarsak bu a.out dosyasını isteyecektir. İstediği zaman burada fonksiyonları var olan fonksiyonları bakacaktır. Burada a.out'u bulup bu fonksiyonu çağıracaktır. Şöyle tekrar make diyelim. Bitti dedi. Remove a.out dedik. Make dedik. Bakın gördüğünüz gibi derledi. Sonra da bitti diye yazdırdı. Tekrar make dediğimizde tekrar derlemedi. İşte bu make file'ın neredeyse en güzel özelliği. Programa derleme esnasında gereksiz derlemelerden kurtarıyor programı. Mesela böyle bir dosya varsa bu dosya tekrar derlemiyor. Ve kodda değişiklik yapılmadıysa. Mesela kodda bir değişiklik yapalım. Buraya bir yorum satırı yapalım. Gerçi yorum satırını tekrar derlemesi anlamsız ama dosyanın son kayıt tarihine bakıyor. O yüzden gördüğünüz gibi tekrar derledi. Bu işlemi neye göre yapıyor? Burada çıktı dosyasına bakıyor. Çıktı dosyası güncel mi diye. Bir de işte girdi dosyasına bakıyor. Bu da güncel mi diye. Bunların hepsi güncelse hiçbir şey yapmıyor. Eğer bunlar güncel değilse bunun içindeki komutu çalıştırıyor. Mesela eğer bizim komutumuz a.out vermeseydi, ismini değiştirelim. Program yapalım. Program çıktısını veriyor mesela bizim komutumuz. Şimdi remove a.out silelim ve make diyelim. Bakın program çıktısını verdi. Tekrar make dedim. Tekrar verdi. Gördüğünüz gibi bizim program çıktığımızı tanıyamadı. Sürekli derledi. Bu yüzden buraya da program diye yazmamız gerekiyor. Şöyle make dersek. Şöyle bir problem oldu bu sefer. Burada a.out'u bulamadı. Bunun da ismi program olmalı. Şimdi make dersek gördüğünüz gibi güncel. Remove program diyelim. Tekrar make diyelim. Bakın derledi. Şimdi tekrar make dersem gördüğünüz gibi derlemedi. Bunun bize nasıl bir faydası olabilir? Hani programı zaten her şey güncelse niye tekrar make yazalım? Bu biraz saçma olurdu. Doğru değil mi? Bunun aslında daha böyle esnekleştirilmiş bir kullanım şekli var. Dosyaları teker teker derliyor ve en sonunda da birleştiriyor. Bu sayede derleme işlemi daha az yapılmış oluyor. Mesela biz bir dosyayı değiştirdik ama programda 100 dosya varsa 99'unu değiştirmedik. O zaman sadece bir dosyayı tekrar derliyor, object dosyasına derliyor. Sonra da biz bu 100 dosyayı, 100 object dosyasını birleştiriyoruz ve a.out çıktısını veya program çıktısını alabiliyoruz. Bunu göstereyim. Bunun için ek isminde ek.c ek dosya diyelim buna. .c isminde başka bir dosya oluşturalım. Ama bir şey yazmaya gerek yok. Ek dosya geldi. Şimdi gcc ile derlersek gcc ek dosya main.c dedik. Derledik. a.out'u bize verdi. Ama bunlara eksi c falan eklersek bakın main.o ek dosya.o
şeklinde iki dosya verdi. Sonra bu o dosyalarını gcc ekdosya.o main.o şeklinde birleştirebiliriz. Bakın a.out dosyasını güncelledi. Şimdi bunların hepsini silelim. Yıldız.o a.out ve program. Evet, şimdi sadece iki dosyamız var. Önce dosyalarımızı obje dosyasında derledik. İki obje dosyamız çıktı. Sonra da obje dosyalarını GCC ile birleştirme işlemini yaptık. Ve A.out çıktısını bu şekilde almış olduk. Şimdi bunu Makefile üzerinden yapalım. Şöyle Vim Makefile diyelim. Şu gereksiz kodları silebiliriz. Şurayı da sileyim. Şimdi ne yapmıştık? Program çıktısını almıştık. Ben şu an bu UU yerine dosyamızın ismini verelim. Name. Yani çıktı dosyamız name olacak. Program yerine de name değişkenini kullanabiliriz. Şöyle name değişkenini kullandık. Şuraya da name diye yazabiliriz. Çıktı dosyamız name olacak. Sonra bizim bütün C dosyalarını bir değişkene ekleyebiliriz. Source değişkenine ekleyelim. Main.c ve ek dosya.c şeklinde ekledik. Buraya da bütün source dosyalarını aslında o dosyası olarak istememiz gerekiyor. Bunun için bu bütün o dosyalarını yazabiliriz. Hani obj bölümüne hepsini işte main.o işte ek dosya.o şeklinde yazabiliriz. Ama bunları yazmak uğraştırıcı olur. Hani 100 tane dosya olduğunu düşünün mesela. Bu yüzden basit bir komut var. Bunu yapmamak için. Buraya src yazıyoruz. İki nokta koyup nokta c'leri nokta o yap şeklinde bir komut yazabiliyoruz. Bunun başına şöyle yüzde işareti de koyabilirsiniz. Bu sondaki nokta c'leri nokta o yap demek. Ama gerek var mı? Yok. Çünkü makefile bu şekilde de anlıyor onu demek istediğimizi. Şimdi bunu kaydedelim diyeceğim. Kaydetmeyelim. Şu objeleri yazmadık. Objeleri isteyecek. Sonra da bütün objeleri GCC'mize ekleyecek. Evet. Şimdi burada bir eksik var. Gördüğünüz gibi. GCC'yi eksi C fly ile derlemedik. Terminalde bunu yapmıştık. Ama Makefile'in bir özelliği var. Buna gerek kalmadan kendisi yapabiliyor. Hani tahmin ediyor bizim obje dosyalarını istediğimizi. Sonra da kendi default gelen fonksiyonlarında bunları nokta işte C dosyalarını nokta O'ya dönüştürüyor. Kodun nasıl çalıştığından bir bahsedelim. Burada işte değişkenleri atadık. Sonra bizim name fonksiyonumuz çalıştı. Name işte bizim program fonksiyonumuz. Sonra obje dosyalarını teker teker aradı. Her obje dosyası istediğinde Makefile devreye girdi ve GCC işte eksi C falan kullanarak bunları source'ten kendisi derledi. Şimdi çalıştıralım. Make dedim. Program
Şöyle bakalım tekrar. Bir problem oldu. Name diyor. No rule target program need by name. Ha, pardon. Biz buraya iki nokta koymuşuz. Bunlar eşittir olacak. Bunlar değişkendi sonuçta. Şöyle eşittirleri ekledik. Make dediğimizde gördüğünüz gibi direkt obje dosyalarına çalıştırdı. Bir obje dosyalarını silelim. Nokta all'ları sildik. Make dedik. Gördüğünüz gibi cc kullandı. Make file'ın şu an içerisindeki çağırma şeklini görüyoruz. İşte cc ile derledi. Eksi c falan ekledi. Cc artık onun kendi default derleyicisi. Clang kullanabilirdi. Veya gcc kullanabilirdi. Mesela gcc bize error veriyor. Clang yazarsak bakın bu sefer bize clang error veriyor. Burada gcc error vermişti. cc yazarsak bakın o da ayrı bir derleyici galiba. Orada da cc isminde bir işte input dosyası bulunamadı diye bir error verdi. Ben onu clang zannetmiştim. Hani clang'ın farklı bir yazılışı diye düşünmüştüm. Değilmiş. Buradan başka bir yerden error geldi. Ama büyük ihtimal bu da bunlardan biri. Sadece farklı yazılışı. CC de kullanabilir bu arada. Mesela main.all ve ek dosya.all'yu CC ile derleyebilir, birleştirebilir. Farklı işlemler yapabiliriz. Mesela biz gcc kullanmasını istiyoruz. O zaman ne yapacağız? O zaman cc değişkenini kullanabiliriz. Şöyle büyük harfle yazılan c ama bu sefer. Bunu gcc yaptığımız zaman şöyle remove yıldız nokta o dediğimiz zaman bütün o dosyalarını sildik. Make diyelim. Bakın. Bu sefer gcc kullandı. Öncekinde cc kullanmıştı. Aynı şekilde işte clang'de yapabiliriz. Bakın. Bu sefer de clang'de derledi. Tabii bizim kendi komutumuz var burada. Kendi komutumuz çalıştırdığımızda onda herhangi bir değişiklik olmadı. Onun için de gcc yerine şöyle değişken kullanabiliriz. Cc değişkenini burada da kullanabiliriz. Ayrıca flaglar da ekleyebiliriz. Mesela cflags eşittir. İşte eksi all ve ekstra. Bu şekilde flaglar ekleyebiliriz. Hatta ve error da ekleyelim. Error. Bunlar bütün hataları göster. Ekstra hataları göster. Bir de hata uyarı görürsen uyarıları error'a dönüştür şeklinde kullanılıyor. Tekrar remove yıldız nokta o ile bütün o dosyalarını silelim. Make diyelim. Bakın flagları ekledi bu sefer. Bu özel değişken sayesinde bunlar da eklemiş oldu. Şimdi make file'ımıza girelim. Girelim. Mesela biz bunları kullanmak istemiyoruz. O zaman ne yapabiliriz? Hani özel kendisi yapmasını istiyoruz. Biz kendimiz yapmak istiyoruz.
O zaman yüzde nokta o iki nokta üst üste yüzde nokta c şeklinde kullanabiliriz. Buraya da işte dolar cc yazalım. Sonra eksi c koyalım. Giren obje dosyamızı almak için dolar küçüktür işareti kullanabiliriz. Bu tek harf bir değişken olduğu için paranteze gerek yok. Eğer isterseniz şöyle de yazabilirsiniz ama hani bir değişken olduğunu belirtmek için. Gerek olmadığı için ben kullanmayacağım. Bir de eksi o ile çıktı dosyamızın adını vereceğiz. Bu çıktı dosyamızın adı da bu değişkene geliyor. Et işareti. Bu da tek harf olduğu için paranteze gerek kalmıyor. Burada bu girdi dosyaları, çıktı dosyaların olayı ne? Ondan bahsedeyim. Burada obje dosyaları var. İki dosya. Bunları teker teker çağırıyor. Hani çağırma işlemleri burada yapıyor. Çağırdığında bu fonksiyonu buluyor. Çünkü buraya yüzde işareti koyduğumuzda başında herhangi bir şey olabilir demek istiyoruz. Bunu bulduktan sonra buna uygun olan C dosyasını arıyor. Onu da buluyor. Sonra da işte giren C dosyası burada yazıyor. Bu değişkenin olduğu yerde. Bir de çıkacak olan obje dosyası da bu değişkenin olduğu yerde yazıyor. CC olan yerde de işte bizim C'langimiz yazıyor. Bu şekilde tamamlıyor. Şuraya bir fazlalık koyduk. Silelim. Bakın. Remove hız.o diyelim. Make dediğim zaman bakın gördüğünüz gibi bizim derlediğimiz kodumuz buraya geldi. Niye bizim derlediğimiz? Çünkü onun derlediğinde flagların olması lazımdı. Ne bizimkinin C'sinin yeri farklı. Nokta olsun yeri değişmiş. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ne demiştik? Her dosya için özel derleniyor demiştik. Bakalım make dedik. Hepsi tamam diyor. Bir işlem yapmama gerek yok diyor şu an. Vim ile mesela ilk dosyaya bir şeyler yapalım. Int fonksiyon diye mesela bir boş bir fonksiyon ekledik. İçinde de return 5 diyelim mesela. Tekrar make dediğimde gördüğünüz gibi iki dosyayı birden derlemedi. Sadece bizim eklediğimiz dosyayı derledi ve programı birleştirdi. Burada ne yapmıştı? İki dosyayı da derlemişti ve sonra birleştirmişti. Şimdi biz bu make file'ımıza komutlar ekleyebiliriz. Mesela bu her seferinde işte remove yıldız nokta o yazmak yerine make clean deriz ve her şey siler. Şu an tabi çalışmıyor. Bunu yapmak için make file'ımıza girelim ve clean adında bir fonksiyon oluşturalım ve remove diyelim. Bütün obje dosyalarını silsin. Bu şekilde mesela make clean dediğimizde gördüğünüz gibi silme komutumuz çalıştı. Tekrar make dersek derleyip birleştirecektir. Ama şöyle bir problemimiz var. Mesela buraya touch ile clean adında bir dosya oluşturdum. Sonra make dedim. Pardon. Make clean dedim. Ve ne dedi? Her şey mükemmeldi diye. Bunu aslında yapmaması gerekirdi.
Çünkü bizim clean'imiz bir dosya değil. Bir komut. O komutu uygulaması gerekirdi. Bunun bir komut olduğunu belirtmek için buraya pony bölümünü eklemek gerekiyor. Pony'i ekledik. Ve clean bir dosya değildir diye belirtmiş olduk bu şekilde. Burada ne yapıyorduk? Clean'in güncelliğini kontrol ediyordu. Bizim clean'imiz, clean dosyamız zaten güncel olduğu için de komutları çalıştırmıyordu. Ama biz bunu yaptığımız zaman bunun güncelliğini falan kontrol etmeyecek. Bunun bir komut fonksiyon olduğunu anlamış olacak. Make clean diyelim. Bakın gördüğünüz gibi sildi. Çalıştı yani. Clean isminde bir dosyamız olmasına rağmen. Tekrar make clean diyelim mesela. Şu an şey diyor. Böyle bir dosya yok yani remove yapamıyorum diyor. Make diyelim gördüğünüz gibi sildi. Cannot remove. Ben burayı silemedim diye belirtti. Şöyle bir şey yapabiliriz. Hani sen bu komutu çalıştırdın. Burada hata verdin. Şu an ben test için yapıyorum bunu. Echo SDF ASDF yazdıracak mı? Mesela. Tamam burada yazdırdı ama bakın. Bakın burada yazdırmadı. Mesela ben clean komutunu çalıştırdım. İlk dosyalarımı sildim. İkinci dosyalarımı sildim. Hani başka bir make file'da clean çalıştırdım mesela. Ama bu gördüğünüz gibi bir error verecektir. Bu yüzden ikinci komutumuz hiçbir zaman çalışmayacaktır. Hatta biraz daha bakalım. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi hiç echo ASDF ile ilgili bir şey çalıştırmadı. Bunun için make file'ımıza girdik. Bu komutumuz bir error verdi bize. Hatta şöyle size bunları göstermek için mesela echo ASDF diyelim. Şu an gördüğünüz gibi bu komutumuz başarılı bir şekilde çalıştı. Bunu nereden anlayabiliriz? Şuradan anlayabiliriz. İşte dolar soru işaretinden anlayabiliriz. Sıfırsa başarılı bir şekilde çalışmıştır. Tabi terminal için konuşuyorum bunu. Ama mesela remove aa sil dedik. Böyle bir yer bulunamadı dedi. Çıktısına baktık. Gördüğünüz gibi bir. Yani error vermiş. Şimdi touch ile aa isminde bir dosya oluşturalım. Touch aa isminde bir dosya oluşturduk. Ve remove aa dedik. Tekrar ekol yazdırdık. Gördüğünüz gibi sıfır verdi. Bu make file'da remove komutu bize error verdirtebilir. Dosyalarımızı yarım bir şekilde silmemize sebep olabilir. Mesela büyük bir projedesiniz ve projeyi pushlamak istiyorsunuz. İşte GitHub'a göndermek istiyorsunuz. Ama dediğim gibi mesela şu üstteki komut temizmiş. Bu dosyalar elinizde yok. Ama bunlar var. Bunları silmemiz gerekiyor. Sadece üstteki komutumuz çalıştığı için alttaki komutu görmezden gelecektir. Bunun için şöyle yan yana yazabilirsiniz. Hani bu hangi komutun çalıştığına bakma, direkt sırayla çalıştı demek. Make clean diyelim mesela. Bakın hiç onun ne yaptığına bakmadı. Direkt bu dosyada çalıştırdı. Bu komutu da çalıştırdı. Ama burada da gereksiz errorlar oluştu.
Bunları bu şekilde yapmak yerine şu şekilde de yapabilirsiniz. Buraya V dersiniz. Eğer obje dosyalarını bulamadıysa echo dersiniz. Objeler zaten silinmiş. Şöyle ilk yazalım. İlk objeler, pardon, echo'dan sonra. Bakın, make clean dedim. Ne oldu? Şimdi bunu çalıştıramadıysa, pardon, V operatör değil. V'de bu çalışırsa bu çalışıyor. Ben veya operatör kullanacağım. Yani bu çalışmazsa bu çalışacak. Ve bunu çalıştırabileceği için zaten her türlü sonuç errorsuz olacak. Alt bölümde çalıştırmış olacak. Yani şunu şöyle or operatör koyduk. Şöyle clear diyelim. Bakın gördüğünüz gibi burada objeler zaten silinmiş dedi. Ctrl C'de şunu kapatalım. Objeler zaten silinmiş diye çıktı verdi. Ve asdf komutu da burada çalışmış oldu düzgün bir şekilde. Şimdi burada bir sürü gereksiz hata aldık yalnız. Bunları da şöyle kirletmemesi için 2 işte slash dev null'a gönderebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi objeler zaten silinmiş ve diğer komutumuzu da çalıştırdı. Evet, bunu da görmüş olduk. Şimdi başka ne gösterebilirim? Buraya bildiğiniz gibi yüzde C'yi, yüzde O'yu eklemiştik. C flagları da ekleyelim. İşte C flags. Bunları da ekledik. Bir de bir hash dosyamız olduğunu farz edelim. Buna mesela asd, çok asd dedik. libft.hash dosyamız var mesela. Hemen touch ile oluşturalım. Bunu touch ile mi? Şöyle libft.hash. Evet, böyle bir dosya oluşturduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi make file'ımızda bu dosyaya her seferinde bakacak. Bu dosya güncel mi, değil mi diye. Yani eskiden kontrol edilmiş mi güncel olarak? Biz sonradan güncellemiş miyiz? Bunlara bakacak. Eğer sonradan bir güncelleme yaptıysak buradaki komutu çalıştıracak. Her bir C dosyası için. Bunu niye yaptık? Çünkü bazen gözden kaçabiliyor. Hani hash dosyasında bir şeyleri bozuyoruz. Ve bunun etkilediği C dosyaları bize problemler çıkartabiliyor. Derlenmedikleri için sonradan problem çıkartabiliyor. Bunun bu şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Mesela make diyelim. Tekrar make diyelim. Bakın her şey güncel diyor. Vim libft haşa bir şeyler diyelim. asdf dedik mesela. Tekrar make dediğimizde gördüğünüz gibi derlemeyi yaptı. Haş dosyası olduğu için. Mesela main.c'ye bu haş dosyasını da ekleyelim.
Şöyle include. Şöyle şu şekilde tırnak işareti içinde libft.h yazarsak arkadaşlar bizim klasörümüzün içinde arama yapar. Dosyayı C dosyasının olduğu klasörde arama yapacaktır. Ama şu şekilde de yapabiliriz. Hani libft slash libft.h şeklinde de bir klasörün içine yerleştirebiliriz. Şöyle libft isminde bir klasör oluşturduk. Ve h dosyamızı da bunun içine attık. Bu şekilde bizim klasörümüzden ileri gitmiş olur. Bunu yaptığınızda herhangi bir ekstra ayara gerek kalmaz. Yani direkt kullanabilirsiniz. Ama şu şekilde de kullanabilirsiniz. Hani ben ayar yapmak istemiyorum derseniz. Şöyle ikisi de çıktık. Make file girdik. Şimdi burada bizim dosyalarımızda include klasörünü göstermemiz gerekiyor. Hemen bir geri çıkalım. Make diyelim mesela, error versin. Ne oldu? Obje dosyasında derlerken libft.h'ı bulamadım dedi. Bunun için obje dosyalarında şöyle gelelim. Eksi I dedim. Libft klasörünü gösterdim. Ve tekrar make dediğimde yanlış yere mi yazdık? Libft. Bold extra ve error. Bizim dosyayı bulamadı. İlginç. Belki de libft slash yazmadığımız içindir. Buraya da bir bakalım. Gördüğünüz gibi derlemeyi yaptı. Burada libft h'ı bulamadı. Şeyde main'de. Burada düzgün bir şekilde derledi. Bunun sebebi arkadaşlar, bunun şöyle bir tehlikesi var. Biz buraya bunu bu şekilde yazdığımız zaman, hani libft.h'ı h'a bak güncelliğine dediğimiz zaman bu dosyayı bulamazsa burası iptal oluyor arkadaşlar. Hani şöyle komple iptal oluyor. Aslında bir yandan da iyi bir şey. Hani bu dosya yoksa zaten buraya girmemesi gerekir. Yani bilmiyorum. Bu şekilde bir hatası var. Ama düzgün bir şekilde yaparsak bir problem çıkmıyor. Şöyle. Pardon. X diyeceğiz. Küçük harfle. Make dediğimizde clean ve make dediğimizde gördüğünüz gibi eksi I fly ile düzgün bir şekilde derleniyor. Include klasörümüzü de bu şekilde göstermiş olduk. Şu bölümü de şöyle gizleyebiliriz. Hani çirkin gözüküyorsa. Şöyle mesela gizledik. Make clean dedik. Tamam. Düzgün bir şekilde çalıştı.
İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şimdi başka bir bölüme geçelim. Debugging bölümüne. Bunu da aynı videoda ek olarak göstereceğim. Vim Makefile diyelim. Debug etmek için arkadaşlar şuradaki obje flağına şunu eklemeniz gerekiyor. Eksi G'yi eklemeniz gerekiyor. Bu sayede debugging işlemi yapabiliyorsunuz. Debugging işlemi nedir derseniz kodunuzu daha böyle düzenleme şansınız oluyor debugging'de. Hataların falan iyice görebilme şansınız oluyor. Bunu şöyle make derseniz bakın bu çıktı şu an debug etmeye daha uygun bir çıktı. Şimdi terminal'den çıkalım. Visual Studio kod üzerinden göstereceğim. Bu debugging işlemi için şey kullanabilirsiniz. Hemen bir bakalım. Terminal'den kullanmak istiyorsanız LLDB veya GDB. Şöyle ayrı ayrı bakalım. Bakın. Bu şekilde debugging yapabilirsiniz terminalden. Şöyle GDB'ye de bakalım. Bakın bu şekilde kodunuzu işte sırayla incelettirebiliyorsunuz. Değişkenlerini görebiliyorsunuz. Burada ne yapmış? Burada başka bir şey. İşte terminal üzerinden bunları çalıştırabiliyorsunuz. Ben Visual Studio kod üzerinden çalıştıracağım. Şöyle kod nokta diyerek programı açıyorum. Buraya gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bizim programımız zaten debugging'e uygun bir programdı. Ama debug yapabilmek için şuraya ekstra ayrıntı da ekleyebiliriz. Print f mesela. Şöyle ilk yazsın. İki ters slash n. Şöyle üç de yazsın. Print f. Evet, şimdi bu komutları sırayla çalıştıracağız. Bir bak yaparak. Önce bir normal çalıştıralım. Ne yaptı? Printf. Printf bulamadık dedi. Onu bir include edelim. Niye hata verdi? Çünkü Valve Extra ve Error'lar ve error özellikle hata çıktısı verdirtirdi. Stdio buna ekledik. Include. Şöyle tekrar make diyelim. Evet, programımız düzgün bir şekilde çıktı. Şöyle nokta slash program diyelim. Gördüğünüz gibi ilk 2-3 şeklinde yazdırdı. Debugging yapmadan önce şuraya bir şey ekledik. Breakpoint ekledik. Onun bölümde durması için. Debug and run dedik. İşte GDB, LLDB bunları kullan dedik. Burada default konfigürasyon diyelim. Ve bu şekilde
bize bazı seçenekler sundu. Buraya programımızın ismini yazmamızı istiyor. Workspace folder dedik ve program şeklinde programımızın konunu belirttik. Buraya argüman varsa argümanlarınızı girebilirsiniz. İşte ilk argüman, işte ikinci. Bu şekilde yazabilirsiniz. Şimdi GDB çalıştıralım. Şu an main'de. Gördüğünüz gibi debugging'i yapıyor şu an. Şöyle sırayla çalıştırabiliriz. Burada değişkenlerin değerlerini görebiliriz. Yani şu an değişken yok. Değişkenlerin değerlerini burada görebiliriz olsaydı. Burada işte çıktıları falan da görebilmemiz gerekiyor. Terminalde mi gözüküyor? Şöyle bir daha bakalım. Gördüğünüz gibi terminalde de çıktılar geliyor. Bunu bu şekilde yapmış olduk. Bir de şimdi biz debug yaptığımızda mesela burada bir şey değiştirdik. Bundan iki tane yazdık mesela. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi herhangi bir derleme işlemi yapmıyor. Bakın ilk ve iki yazdırdı ama ilkten iki tane yazdırması gerekirdi. Bunun için ve işte breakpoint'te falan kayabiliyor. Bu problemlerin olmadığı için, olmaması için virgül dedik ve pre-launch task dedik. Bu çalışmadan önce başka bir görev çalıştır dedik. Ama bunu yapmadan önce de başka bir görevi oluşturmamız gerekiyor. Oluşturmak istediğimiz görev bir build görevi. Bunun için evet konfigürasyon et konfigürasyon dememiz gerekiyor. Pardon. Pardon o değil. Run pardon. Burada. Run build task dememiz gerekiyor. Bunu dediğimizde build task'imiz olmadığı için bize seçenekler sunacak. Buradan birini seçtik. Ve gördüğünüz gibi bir şeyler çalıştırdı. Bu bize verdiği task'i şu an konfigüre edeceğiz. Bir dakika. Configure task diyelim. Şöyle en aşağıdakini. Default build task'i konfigüre edelim. Şu an gördüğünüz gibi bir task verdi bize. Yani görev. Bunu istediğimiz gibi editleyebiliriz. Buraya make diyebiliriz mesela. Make komutunu çalıştır. Argüman gerek yok. Argüman vermesin. İşte detayları falan boş verelim. Label bu bölümüne de make diyebiliriz. Şunu tırnağı kapattım. Bu make görevi diyelim.
make görevi bizim için önemli. Şimdi biz bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra bir clear diyelim, temizleyelim. Ve run build task diyerek çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi make'i çalıştırdı ve işlem tamamlandı. Ne yapacaktık? Pre-launch task olarak buna ekleyecektik. Onun için virgül dedik. Pre-launch task dedik. Ve bizim make görevini buraya eklemiş olduk. Şimdi bir değişiklik yapalım. Mesela şunu 2 değil de 4 yapalım mesela. Tekrar build alması için. Ve debugging'e girip bu çalıştır diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önce make yaptı. Sonra da debugging yaptı. Ve başarılı bir şekilde 3 tanesini yazdırdı ve 4. de breakpoint'te durdu. Bir tane daha çalıştıralım. Bakın 4 tane yazdırdı. Sonra 2 ve 3'ü de yazdırdı. Düzgün bir şekilde. Değişkenleri de gösterelim hemen. Mesela int a eşittir 0 dedik. Burada da int a pardon. A eşittir 100 dedik mesela. Tekrar bir debugging yapalım. Şuraya koyalım breakpoint'imizi. Bakın A gördüğünüz gibi 0. Şöyle üzerinde de gelebiliriz. 0 diye yazıyor. Yavaş yavaş ilerletelim. Bir problem oldu galiba. Gördüğünüz gibi A'mız 100 oldu. Ve programı bitirelim. Evet, herhangi bir problem gözükmüyor. Bazen problem çıkartabiliyor. Onun sebebini bakalım neden. Makefile'e bir girelim. Biz buna eksi g'yi eklemiştik. Ama buna eklememiştik. Buna da ekleyelim. Garanti olsun. Bakalım bir problem çıkartacak mı? Şu an bir problem çıkarmadı. Evet, sanki şu an dağımız stabil çalışıyor. Evet. Bu şekilde biraz daha sanki stabil çalışıyor. İkisine de eklemek iyi olur. Hani birleştirirken de ve obje dosyasına derlerken de eksi g'yi ekleyebilirsiniz. Şimdi başka bir şey yok galiba arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.